Suya düştü sevgimiz. Bu sevgimiz uğruna, bu sevgimiz uğruna şehit olsun birimiz. Şehit olsun birimiz. Şehit olsun birimiz. Şehit olsun birimiz. Efendim, gönüllerinize, ellerinize, kollarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Saz arkadaşlarımın da ellerini sağlık. Onlara da güzel bir alkış gelsin. Çekilelim sevgili kardeşlerimize. Evet. Ben teşekkür ederim. Sayın Başkanım, ne güzel organizasyon böyle bu. Belediye Başkanımız da üretime destek, üretene destek, halka destek. Çok güzel. Her şey bu civarın yaşamasıyla, üretimin sürmesiyle güzel. Ve bu festivalin, bu bazı bağ bozumunun yaşamasıyla güzel. Benim ikinci katılışım buraya. Aynı enerji, aynı güzelliği burada buluyorum. Ne mutlu ki sürüyor. Yıllar süresince de sürsün, yıllarca da sürsün dileğim. İyi ki Kavacıklılar, iyi ki İzmirliler, iyi ki Karabağlılar, bütün insanlarımız iyi ki varlar. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Ve şimdi gelelim. Büyük halk ozanımız Neşet Ertaş'ın türkülerinden biriyle sizlere merhaba diyelim yine. Bir araladık, solukladık şimdi. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Sen beni görünce mutlumu sandın. Ömrümü boş yere çalan dünyada. Thank you.
rengi göre solan dünya. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan resme gülen dünya. Buyurun beraber. Yalan dünyada, yalandan hazırı yok. Ağaçlardan, çam kuzalaklarından, taşlardan doğal ürünler, doğal aksesuarlar. Kavacık. Kavacıktan hatıra. Ne kadar az bu? Ben gittiğim şehirlerden, gittiğim başka illerde o ile ait, yine oraya ait özel ne varsa onlardan alırım. Şu dolap poşet, işte, dolap. Biblolar, o tür şeyler alırım. Burada da kavacık. Kavacık üzümlerimiz. Üzüm kafe varmış, kadın kooperatiflerine gidiyor. Bakın, kardeşlerimiz çok güzel gözleme öğretiyor. El birlik bugün için festivalde. El emeği, her şey. Pestiller var. Kuru rutlar var. Yollar böyle taşlık. Evler taş ev genelde. Daha sonra tadilat olanlar olmuş ama genelde böyle taş evler.
değil diyor. Acaba ne umuyordun, ne bekliyordun yani? Böylelerinde sinir oluyorum. Festival yani. Şöyle sokak aralarına çekeyim. Taş evler. Tepe, biz şu tepeden indik. İki servis değiştirdik. Buranın yoluna ben alışkınım. Yıllarca bir sahilece geliyorduk buraya. Daha yukarıda köyler de var. Oraya çay içmeye, pikniğe falan geliyorduk. Kurbanlıklarımız da burada. Daha yukarıda kesiyorduk. Doğal buranın keçileri var dağda yetişen. Koyunları da doğal beslenen, yemle beslenmiyorlar. Etleri de lezzetli oluyor. Yıllarca buraya gelmiştik. Bu köyü ve halkını iyi tanıyoruz. Tanıdıklarımız vardı, evlerine misafir olduklarımız vardı. Vefat edenler vardı. Şöyle at var. Doğal köy ortamı. Ballı ballı daha önce merkeze çekmiştim. İleride var. Şimdi söyleyeyim. Portakal mı? Evet, portakal da sakızlı olacak bir tanesi. Elmalı şeker. Küçükken bayıldığımız, ağzımızı yüzümüzü boyadığımız. Turizme de açılsa çok güzel olur köy açısından. İzmir halkının çoğu bilmiyor yani burasını. Burada böyle bir köy olduğunu bilmiyor. Burada doğal ürünler yetiştiğini. Avrupa tabii ki şey yapıyor. Avrupa buranın ürünlerini yiyor. Tırlarla gidiyor. Tabii ki merkezdeki insanlar bilmiyor. Doğal yumurta, doğal et, pekmez, üzüm. Bütün ürünler var. Bademler, cevizler, her şey doğal. Organik. Ama çoğu İzmirli bilmiyor. Hani aracı olup da araştıran gezenler bilir ama çoğu insan bilmiyor burayı. Balçova'nın arka tarafına kalıyor. 23 kuyulardan iskeleden 24 nolu otobüs buraya geliyor. Normal günde sabah erken saatte. Bir de akşam minik ve beyaz köyün ahalisi sakinlerinden kaçtı. Şöyle evlerde doğal çiçekler. Burada çok güzel çiçekler yetişiyor. Dağlarda çiğdemler oluyor, çok güzel açıyor. Küpeli çiçekleri vardı, çok güzel açıyordu burada bir tanıdığımızda. Tamam. Amut bekliyorsunuz biliyorsunuz. Gülümseyin, Kavacık'tasınız demiş. İner misin? Kendi çekeyim. Gitme, ezdim ayağını. Hadi hep birlikte gülümseyin, Kavacık'tasınız. Tarihi Çınar varmış arkadaşlar. Tarihi Çınar'a doğru gidelim mi? Aşağıda baba ya. Karşıya alayım. Kavacık'ta çeşme yapılmış. Bir zamanlar buraya çeşme yapmak için çok uğraşmıştık. Burada doğal dağ suları var. Buradan suları doldurup eve götürürdük. Bu hazır sulara şaşallar alışmadan önce. Tabii çeşmesi burasında. Şu an aklıyor. Düz beyazdan bahsediyorum. Çok güzel. Çiçekler ekilmiş. Köy genel olarak böyle taş yapılı. Bu bir festivale özel. Sokaklar yiyecek, içecek her türlü şeyler var. Bu şekilde köy tepeye kadar gidiyor arkadaşlar. Ben konser alanına tekrar dönmek istiyorum. Sabah 10'da daha güzel gösteriler vardı. Torunla gelmeyi düşünmüştüm ama iyi ki getirmemişim. Gelmemiş yani. O gelmekti, dersim var, gelmeyeceğim dedi. 4 tane vesaire de sıcaktan çok ayılan boya, bu yola alışkın değiller, çok virajlı. Tepede çok ayılan boyalan oldu. İstifa edenler oldu.
O yüzden iyi ki getirmemişim onu. Orta oyunları vardı. Hacı Bak Karagöz gösterileri. Yöresel sanatçılar vardı, konserleri vardı. Tabii biraz biz geç kaldık. O seyir genel olarak doğal ağaçtan saksı yapmışlar. Akın akın daha insanlar geliyor, devam ediyor. Doğal. Bahçeler sarkan çiçekler, ben biraz kireçler, badanalı evler. Ben böyle evlere bayılıyorum biliyorsunuz önceki videolarda da. Böyle yerleri, doğal yerleri çekiyorum. Burası tanımadan önce burada evler uygundu. Şöyle nakışlarla süslenmiş, boyamışlar, çok güzel olmuş. Resim yapmışlar. Şebnem, çam dolu. Şöyle duvarları resim salatayla çok güzel süslemişler. Borazan çiçeği. Evi çok güzel sarmış. Herkes süslemiyor. Gülümseyin. Ne kadar üzüm? Caminin bahçesinde köyü yukarıdan kuşbaşı çekeyim arkadaşlar. Oyun parkları var. Eskiden yoktu böyle şeyler. Oyun parkları var. Toprak kayması olmasın diye setler örülmüş ağaçların olduğu yerlere. Belediye çöpleri, konteynerleri var. Gelişmiş. Eskiden taşımalı eğitim vardı. Buradan servisler alıyordu. Güzel bahçeye, merkeze çocukları götürüyor, taşıyordu. Öğrencileri. Burada okul yoktu. Şimdi oldukça gelişmiş. Şöyle tepelerde bir ev var arkadaşlar. Şu dağlık bölgenin, yüksek bölgenin ortasında kalıyor ama tepelerde de evler var. Gel bana sinem sarıl, söyle aşığa kimdir, gel yoluna yaparım. Yarın akşam sizlerle ben sana uymarım, seni görmem önce şen yalandır amarım. Yarın akşam sizlerle ben sana uymarım. Sayın Belediye Başkanımız Muhittin Selvi Topur'un nezdinde hepinizi sevgiyle, saygıyla tekrar selamlarken huzurlarınızdan saygıyla, sevgiyle ayrılıyorum. Saz arkadaşlarım ve ben Mustafa Özcan tekrar bu güzelliklerde buluşmak, görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın sevgili. Evet, evet sayın spikerimiz, sorumluluğumuz. Kısa sahneye davet ediyorum. Belediye Başkanımız Mustafa Bey'e doğa dostu sertifika hediye ediyor. Çok anlamlı benim için. Üretimin bu kadar kıymetli olduğu bir dönemde. Üretim olunca hep birlikte seviniyoruz, kazanıyoruz. Yürümler yapıyoruz, geçimimizi sağlıyoruz. Üretim, üretim, üretim. Hizmet denen mutlu olmayanlar da. Bundan sonra yaşadık kuşaklara bu yüzünü hep birlikte taşıyacağız. Doğaya sahip çıkacağız, çevreye sahip çıkacağız. Ve bu güzellikleri gelecek kuşaklara, sizlerin torunlarına, onların torunlarına kadar taşımamız gerekiyor. Bu festival bunun için var. Burada Anadolu'nun güzel türkülerini bize takdim eden Sayın Mustafa Bey'e ve orkestrasına çok teşekkür ederim. Abla keşke kim bakıyor? Keşke ben aldım bir kase. Burada herkes yerlerde böyle doğal bir şekilde gözlemelerde odun ateşinde. Alışverişler devam ediyor. Festival devam ediyor. Bu şekilde herkes yerlerde yiyor.
Ben de kendime saat çaldım. Benim tadım olmasın. Kavacık üzüm güzeli. Şimdi giderken üzümü de alacağım. Şöyle size göstereyim. Şöyle alırsam bir porsiyon. Para yeterli. Bu şekilde. Ben bayılıyorum keşke. Tacım yakışmış mı arkadaşlar? Çok sıcak. Hediye keşfeler satılıyor. Torunu diye aldım. Şimdilik benle dursun. Sana torunu hediye ederim. Görüşürüz.